Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli TV huzur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Xitay Şarık Türkistan'daki cinayetine yeni bir kıtım tandı. 18. sentabr Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'nin 39. kıtımlık yığınında Şarkı Türkistan'daki lager meselesi otturgu koyuldu. Bırak Xitay yeni bir kıtım Şarkı Türkistan'daki sebepsiz tutkun kılış ve bastırış cinayetleri ve lagerlerini inkar kıldı. Dünya Uygur Kurultu Reisi Dulkun Isa Efendi bir ömek başlayıp Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi 39. kıtımlık yığınına katlaştı. Yığında Avrupa İttifakı'daki 28 devletke vakaleten Avusturya, Kırmaniye, Fransiya, Angliya, Finlandiya, Kanada Katarlık 6 devlet Xitay'nın Şarkı Türkistan'da tesis kılgan lager meselesine otturgu koydu. Ve Şarkı Türkistan'ın yakınlığı vaziyetinin endişe kılıvatkallıkını bildirdi. Hem de Xitay'dan lagerlerini derhal takaşın talep kılış bilenberge Kişilik Hukuk Komitesi'nin Şarkı Türkistan'daki lagerler meselesi hakkında ciddi karar elip tedbir kullanıp hareket kılışını talep kıldı. Yığında yana Xalqara Keçirim Teşkilatı söz kılıp Şarkı Türkistan'da az digende 1 milyonga yakın begunah musulmanın lagerlarga tutkun kılınganlığı bu meseleye karata Kişilik Hukuk Kengişinin ciddi hareket kılışını talep kılgan. Yığında Xitay vekili yalgan sözlerini kılıp Xitay'nın Tibet ve Uyghurlarga ilip bargan basturuş siyasetleri sebepsiz tutkun kılıp lagerlarga sulaş meselesi irki ayrımcılık kılış cinayetlerine yeni bir kıtım tanıgan. Xitay vekili yana lagerler meselesini otturgu koygan devletlerinin vekillerine hücum kılgan. Lager tutkunu anısının meyitini koyuzu bilen uzatkan. 18. sentabr Çayna ait doğru bergen haberde bildirilişe lagerge tutkun kılıngan ayal anısının meyitini koledeki koyuzu bilen uzatkan. Haberde 2007 yılı Şarkı Türkistan'ın Sanji Oblastı'dan Kazakistan'a köçüp ketken Bahtigül, 2018 yılı 3. ayının 14. günü Sanji'da iğir kesel bulup kalgan anısını yoklaş üçün Sanji'ye kelgenliki. O Sanji'ye kilip 2. günü Xitay dairelerinin talepi boyunca sakçıhanığı tizimletiş üçün barğanda sakçılar onu tutkun kılıp lagerge kamağallıkı, şunundan başlap ailesi bilen alakısı üzülgenliki bildirilgen. Yıkında Atıyurt Cemiyeti'deki pidailerinin yardımı bilen Bahtigül'nün yoldaşı Masariyev ayalının ehvalini halkara cemiyetke aşkarlıgan. Bahtigül'nün yoldaşı Masariyev bu hafta tohtulup, onun kaynanısı 6. ayda Sanji'de alemden ötkerlikini 3 aydın beri ailesi bilen alakısı üzülgen Bahtigül birkaçı sakçı terapiden koludu koyusilingan halda lagerden elip çıkılıp anısının meydini uzatışka katlaştırılıp kaytı lagerge elip kitilgenlikini Bahtigül anısının meydini uzatışka elip çıkılgandıyken koşunları ve tukkalları onun Xitay sakçıları terapiden lagerge tutkun kılıngallıkını andın bilip yetkenlikini aşkarlıgan. Bahtigül'nün yoldaşı Masariyev Xitay dairelerinin ayalı Bahtigül'nü sebepsiz tutkun kılıp lagerge solaş kılmışı hakkında çüence berişini talep kılgan. Hem de halkara cemiyetin ayalı Bahtigül'nün ailesi bilen cem buluşuğa yardım kılışını ötüngen. Profesör Azat Sultan'ın 200'lü meçilik bilen eyiplenip tutkun kılınganlığı delillendi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilişçe atılmış Şinjan Pedagogika Üniversitesi'nin sabık müdiri, atılmış Uygur Abdülmurayulluk Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin sabık reisi Azat Sultan'ın tutkun kılınganlığı delillendi. Profesör Azat Sultan'ın Amerika'da yaşayabatkan sabık hizmetlişi Kutluk Almaz, bu tutkunun sebebi üstüde fikir bayan kılıp, Xitay'nın nöbette Uygurlarının ideolojiye sahasındaki yetekçilerine noktalık ve pilallık zerbi birleşki ötkenlikini ilgiri sürdü. Uygur cemiyetindeki ataklık ziyalilerden Profesör Azat Sultan'ın tutkun kılınganlığı xeyli mezgilden beri cemiyet haberleri arasında tarqılıp yürgen idi. Yakında onun sabık hizmetleşi Amerika'da yaşayabatkan Uygur faaliyetçi Kutluk Almaz, onun tutkun kılınganlığı hakkında güvahlık bayanatı ilan kıldı. Muhbir bir gün Azat Sultan'ın ahırkı hizmet oranı atılmış Şinjan Uygur Abdülmurayulluk Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'ne telefon kılgan. Mezkur birleşmenin nöbetçi hadimi Azat Sultan hakkındaki suallarga cevap veri salahiyeti bar dep karıgan birleşmenin siyasi bölüm mesulini muhbir bilen telefonda uçuraştırgan.
siyasi bilim mas'uli professor Azad Sultanning tutilgan vaqti va navbati tutib turilayotgan o'rni haqida ma'lumoti yo'qligini, faqat uning 200-likchilik bilan ayiblanib tutqun qilinganligidan xabardorligini bayon qildi. U yana so'z orasida professor Azad Sultanning universitet munbiridan foydalanib davlat va partiyaga qarshi harakat qilganligiga qarata o'zining norozilik kayfiyatini ifodaladi. Avstraliya ABC kanali muhbirleri Qashqarda ko'rgan uyullar. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi Sharq Turkistonda yepiq tarbiya lagerlarining mavjudligini rad qilib, uyg'urlarning dunyodagi eng baxtli musulmonlar ekanligini ilgari sursimi, mustaqil tekshiruvchilar va xalqaro axborot vositalarining muhbirlarining rayonga berib, ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rib kelishini qattiq cheklamoqda. Avstraliyadagi cho'ng xabar organi bo'lgan ABC televiziya kanalining chat al muxbiri nomli programmasining riyosatchisi Mattev Karni va uning yordamchisi mo yaqinda Qashqarni ziyorat qilish davomida Xitoy bexatarlik xodimlarining qattiq nazorat qilishiga uchirgan. Ular ziyorat xotirasida urush balvig'iga o'xshab qolgan Sharq Turkistonning haqiqatan xabar ishlash eng qiyin joylardan biri ekanligini bildirgan. Chat al muxbiri nomli programma 18 sentabr seyshanba kuni tarqatilgan bo'lib, Mattev Karni video programmasida ayroplanga chiqishdan avval o'zining Xitoy rejimi pan texnikini kishilarga besim qildigan vosita qilib, uni eng zolimlarcha ijro qilayotgan Xinjiang rayoniga manganligini, bu rayonda bo'layotganlarning dunyoga oshkorlanishini Xitoy rejimi xohlamaydiganligini, bu rayonni ba'zilarining dunyodagi eng cho'ng usti uchuq turma deb ataydiganligini eskartgan. Ular Qashqarga tushib, uzun o'tmaylar Qashqardagi Xitoy bexatarlik xodimlari yetib kelib, ularni nazorat qilish, ag'ishivelish va oldin o'rinlashtirishni boshlayotgan. Mattev Karni xabar maqolasida mundoq deydi. Biz Hetka masjidini ziyorat qilayotgan sayohatchilarda qiyofatga kirib olib, ulardan aron 2 soat atrofida qutilib qolaligan edik. Hetka jamoasi bir namoz qildigan joydan bakirak bir urush balvig'iga o'xshaydi. Odatda to'plangni bostirishga ishlatiladigan saqchi qo'shuvini charlaydigan bu masjidning munorasini Xitoyning qizil bayrog'i egilib olgan edi. Muxbir Mattev maqolasini yana mundoq davomlashtirdi. Pastga tushsak, mehmon sarayining pastki joyida bizni 5 bexatarlik xodimi saqlab turgan ekan. Orada o'zlarini Max va Mike deb atab olgan va inglizchini sudek so'zlaydigan ikkisi bizga Qashqarga xush kelibsizlar dedi. Men ularga hozir yerim kechi bo'lganligini va buni bak yaxshi qarshi elish deb qaramaydiganligimni aytdim. Max menga biz faqat xizmatimizni qilyapmiz. Biz sizlarga Qashqarning qanchalik tinch va inoqligini ko'rsatib qo'ymoqchi edi. Biroq orqadilla uning so'zlari tahdidga aylanib, agar sizlar har qanday bir soqchini va bexatarlik tadbirlarini, nazorat texnikalarini suratga olsanglar, sizlarning muxbirlik vizanglar bekor qilindi dedi. Biz bu yerga dal Xitoy rejimining yuqori texnikini bostirish vositasi qilib ishlatayotganligini filmga elish uchun kelgan edik. Demak, bizning bu qatimqi vazifamizning intayin mushkul bo'lganligi aniq edi. Ajablanarliki Mike bilan Max Uyg'ur edi. Ba'zilar ularni dushmanga hamkorlashquchi deb atashi mumkin. Bumi Xitoy rejimining nufusining yarmini yana bir yarmi ustidan josusluk qilishga solganidek Uyg'urni Uyg'urga selishdan iborat tirishchanligining bir parchasidir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ishxonasi oldida Xitoyga qarshi namoyish elib berildi. 19 sentabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha Uyg'ur, Tibet, Mong'ul qatorliq millatlar bilan Tayvan, Hong Kong va Xitoy demokratchilari birlashib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti ishxonasi oldida keng ko'lamli namoyish elib bordi. 73 navbatlik Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti yig'in ochilayotgan paytda namoyish qiluvchilar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xitoyda nacharlashib ketayotgan vaziyatni bo'libmi 1 milliondan ortiq Uyg'urni jazo lagerlariga solab qo'yishdek masalalarga jiddiy qarashga chaqirdi. Ilshat Asan so'zida Birlashgan Millatlar Tashkilotini Uyg'urlarning hozirgi jiddiy masalasiga ko'ngil bilishga chaqirish, shundaqla Xitoyga qarshi o'xshamagan fikrdagi barliq guruhlarni birlikda namoyish qilishga tashkillashning zo'r ahamiyatini tushuntirdi. Xitoy Amerikaning boj qaroriga qarshi harakatga o'tdi. 19 sentabr Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi 60 milliard dollar qimmatidagi Amerika tovarlariga 10% qo'shimcha tamojna beji qo'yishni qaror qilgan. Xitoyga qarashli tamojna boshqarish idorasi tomonidan bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda Amerikadan import qilinadigan 60 milliard dollar qimmatidagi 5207 xil tovarga 10% qo'shimcha tamojna beji qo'yishning qaror qilinganligi bildirildi. Bayonotda Amerika tovarlaridan qo'shimcha tamojna beji elish belgilamasining 24 sentabrda rasmiy yo'lga qo'yildiganligi eskartildi.
Xitoyning Amerika hukumatining 200 milliard dollar qimmatidagi Xitoy tovarlariga 10% qo'shimcha tamojna beji qo'yishni qaror qilgan kuniga udullab, mushunda qarorni chiqarishi alohida diqqat qo'zg'adi. Bu vaqtda Xitoy tashqi ishlar ministrligi Amerikaning o'z oldiga mushunda qaror chiqarib, savdo sohasida bekinmichilik qilishini hargiz to'g'ri topmaymiz deb bayonot bergan bo'lsa, Xitoy savdo ministrligimi qonuniy haq-huquqlarimiz va manfaatlarimiz bilan xalqaro savdo tartibini qo'g'dash uchun Amerikaga tegishli javobni qaytaramiz degan mazmunda bayonot berdi. Donald Trump tunugunki bayonotida taxminan 200 milliard dollar qimmatidagi Xitoy tovarlariga 10% qo'shimcha tamojna beji qo'yish belgilamasining 24 sentabrda yo'lga qo'yildiganligini va buning mushu yilning oxirigacha davomlashadiganligini 2019 yili 1 yanvardan boshlab qo'shimcha tamojna bejining 25% oshirildiganligini aytgan edi. Shundoqli Trump tunugunki bayonotida Xitoy buningga qarshi o'ch olish tadbirlarini yo'lga qo'ygan taqdirda taxminan 267 milliard dollarlik Xitoy mahsulotlaridan qo'shimcha boj olish planining darhol ijro qilinadiganligini ta'kidlagan edi. Turkiyaning harbiy aeroplani 2023 yili sinoq qilindi. 2023 yili Turkiyada tunji qatim o'z kuchiga tayinib yasalgan harbiy aeroplanning sinoq qilinadiganligi bildirildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya muavin davlat mudofaa ministri Jalal Sami Tufekchi 19 may universiteti Avasiya va olam texnikalari tadqiqoti hamda amaliyotga tatbiqlash markazini ziyorat qildi. U yaqinqi yillarda mudofaa sanoati sohasida Turkiyada yuz bergan taraqqiyotlar ustida alohida to'xtaldi. U Turkiyaning yaqinqi 15 yildan buyon mudofaa sanoatida qo'lga keltirgan taraqqiyotlari bilan nomi ko'p tilga ilingan davlatga aylanganligini Mudofaa sanoatida milliy loyihalarning davomlashayotganligini aytdi. U milliy harbiy aeroplanning mudofaa sanoati idorasi tomonidan davomlashayotgan va Turkiya o'z kuchiga tayangan milliy loyihalarning biri ekanligini, 2030 yillardan boshlab Turkiya havo armiya qo'mondonligidan chiqariladigan F-16 larning o'rniga paydin-pay saplashni maqsad qilib yasalayotganligini bildirdi. U milliy harbiy aeroplanni 2023 yili sinoq qilishni maqsad qilganliklarini qayd qildi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi imzo to'plash faoliyati boshlandi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bugun imzo to'plash faoliyati boshlandi. Birlik tomonidan boshlatilgan imzo to'plash faoliyatining Uyg'urlarga xitob qilgan bo'limida munolar yer oldi. Qadrli qarindoshlar, Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan tasavvur qilg'usiz boshturish siyosatlari, xalqimizni irqiy qirg'in qilish qilmishlari dunyo siyosiy kun tartibida jiddiy tilga ilinayotgan bugungi kunda Sharq Turkiston da'vosining qalbi hisoblanadigan Turkiya Xitoy bilan yaqinlashishi sababidan Turkiyadagi siyosatchilar nurg'un masalalarga sukut tutmoqda. Mana bu shunday passiv vaziyatda xalqimizning shundaqli yerlik qarindoshlarimizning ovozini davlat mas'ullariga yetkazish, jamoat fikri to'plab ularni harakatga keltirish maqsadi bilan Turkiya Jumhuriyeti Jumhur Raisi, Turkiya Buyuk Millat Majlisi, Turkiya Jumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligiga Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni bildirish uchun imzo to'plash faoliyati boshlandi. Barlik qarindoshlarimizning bu faoliyatga aktiv ovoz qo'shishini va butun do'st-birodarlarga tashviq qilish orqali ovozimizni kuchlik bir shaklda davlat rahbarlariga yetkazishga hassa qo'shishingizni umid qilamiz. Hurmat bilan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi. Imzo qo'yish usulimi intayin oddiy bo'lib, sizga kelgan ulunishni bosqandan keyin oldingizga ismingiz, familiyangiz va elxat adresingizni to'ldirgan katakchilar chiqadi. Bu yerlarni to'ldirgandan keyin bu faoliyatni tasdiqlayman degan knopkani bossiz. Undan keyin bu imzo to'plash faoliyatini ijtimoiy uchur vositalarida va elxat orqali do'stlaringizga ham bahrlay olasiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayrki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tapshiramiz. Shunday qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.